Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler, Anadolu Ateş başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz deneyimli teknik direktör, şu anda Bayrampaşa'da görev alıyor, Mustafa Özer olacak. Hattımızda şu anda bağlantı sağlandı. Mustafa Hocam hoş geldiniz, merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk, Salim, yayınlar diliyorum, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyiyim valla. Şu anda Iğdır Havaalanı'na indik. Evet. Otele geçeceğiz. Yarın maçımız var Iğdır'da. Çok önemli bir maç hocam. Var. Çok önemli. Puan ve puanlar için geldik buraya. İnşallah da işte zamanda en iyi puanları alıp döneceğiz. Hocam önemli bir maç çünkü Iğdır hedef bir takım, şampiyonluğa kurulmuş bir takım. Siz de daha genç bir ağırlıklı kadroyla ağırlıklı bir kadroyla mücadele ediyorsunuz. Mücadele öncesinde öngörülerinizi alayım. En önemlisi hava nasıl? Şehirde, Iğdır'da. Ya şu anda yeni geldik ama tabii ki biliyorsun çok büyük bütçeyle Iğdır kurulmuş bir takım. Çok kreatif oyuncuları var. Şampiyonluk havasına girmiş burası. Bizim de puanlara da ihtiyacımız var. Biliyorsun genç bir takım. Çok genç bir takımımız var. Genç takım oyuncularla mücadele ediyoruz. Yarın bizi zevkli ve heyecanlı maç bekliyor Salim. Güzel bir maç olmasını diliyorum. Biz futbolu oynamak için geldik buraya. İnşallah dediğim gibi yani iyi neticeyle dönersek bizim için çok iyi olacak. Tabii Iğdır takımı biliyorsunuz çok büyük holding var arkasında. Bütçesi de yüksek bir takım. Dediğim gibi çok iyi oyuncuları da var. Ama tabii sahada biliyorsun yürek oynuyor, cesaret oynuyor. Özgüvenli olan maçı kazanıyor. İnşallah buradan da iyi sonuçla döneriz Talim. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Mustafa Özer, sohbetimiz devam ediyor. Mustafa Hocam, Bayrampaşa'da işler nasıl gidiyor? Sizin adınıza ve takımınız adına. Tabii ben 11 hafta oldu takımın başına geleli. 3 tane mağlubiyetimiz var. 3 galibiyetimiz. Diğer maçlarda beraberlikle sonuçlandı. Biz gerçekten futbol oynamak için çalışıyoruz. Yani şu anda dediğim gibi yani genç bir oyuncu grubum var. Tabii biliyorsun benim teknik direktörlüğümde gittiğim takımlarda hep genç oyuncularla çalışıyorum. Genç birkaç tane de tecrübeli oyuncu aldık devre arası. Biliyorsunuz Abdülkadir Özgen'i aldık Balıkesir'den. Santrafor onlara çok tecrübeli bir kardeşimiz. Bize katkı sağlayacağını inanıyorum. Halil var arkadaşımız, o da şeyden aldık. Evet. İyi gidiyor, çalışmamız iyi gidiyor. Tabii ki futbol biliyorsunuz neticeler oyunu, sonuç oyunu olduğu için ama biz Bayrampaşa gerçekten çok büyük, çok iyi taraftarı olan, geçmişi olan bir yer. Tabii Bayrampaşa'sıyla sağ olsun taraftarlarımız da çok büyük destek veriyor bize geldiğimizden beri. İnşallah güzel sonuçlarla döneriz Salim burada. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mustafa Özer. Mustafa Hocam, genellikle siz birincilikte görev aldınız kariyeriniz boyunca. Yeni Ordu spor sürecini hatırlıyorum. Onun dışında hep birincilikte görev aldınız. Bayrampaşa'yı tercih etmenizdeki ana hedef neydi? Sizi ikna eden? Vallahi yani Bayrampaşa'yı ben biliyorsunuz TSS birincilikte çalıştım sadece. Evet. Bir de böyle biraz başka ligi tanımda biliyorsun Ordu'da da çalıştım. Evet. Sağ olsun dostlarım hatırı için geldik buraya Bayrampaşa'ya. Yani mutluyuz vallahi. Yani bizim için önemli olan ligler tabii ki önemli. Mesela ben TFF 1. Lig'de çalıştım. Çünkü oranın futboluyla 3. Lig arasında çok büyük fark var. Tesislere baktığınız zaman maçların yayınlanması ama yani vallahi böyle bir deneyim yaşayayım dedim Salim. Her ligi tanıyayım dedim. Yani mutluyuz şu anda. Çalışmaya da devam ediyoruz. Bir hatır içinde geldik buraya. Dostlarımız sağ olsun.
Ondan dolayı böyle bir lig yaşayalım. Biliyorsun ben bir olay Ankara Spor'dan, Eskişehir Spor'dan sonra çalışmamıştım. Bir ara bir yurt dışına falan gittim geldim. Futbolcu maç izlemeye çok gittim geldim. Şu arayı böyle değerlendireyim dedim. Ondan sonra tabii ki şu anda düşüncemiz Bayrampaşa'yı şu anda başarılı bir sezon geçirmek. Tabii şu anda 22 puanımız var. Biz geldiğimizde takım 8 puanı vardı. Tabii 4 gol atmış bir takım vardı elimizde. Geldiğimizden beri şu anda 14 puan aldık şu ana kadar ekibimle birlikte. Güzel bir deneyim oldu bana. Yani 3. ülkede tanımak, buradaki futbolcuları tanımak benim için de deneyim oldu. Tabii ki baktığınız zaman öncelikle şu anda Bayrampaşa'nın başarısını buradayız. İnşallah başarılı olur ve dediğim gibi yani tabii hedefimiz her zaman Süper Lig'e devredecekte çalışmak. Ama şu anda mutluyuz burada. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Mustafa Özer. Mustafa Hocam, Süper Lig'i de yakından takip ediyorsunuz. Evet. Süper Lig ile ilgili bu sezonla dair fikirleriniz nelerdir? Ya Süper Lig'e baktığınız zaman bu sene Trabzon gerçekten 6 yılını yaşıyor Salim. Trabzonspor. Çok iyi oyuncuları var, çok iyi takımı var. Konyaspor çok iyi bir takım, çok iyi gidiyorlardı. Tabii Fenerbahçe, Galatasaray bu sene maalesef hayal kırıklığı yarattı. Çünkü baktığınız zaman gerçekten çok, özellikle Fenerbahçe'nin kadrosu çok iyi bir kadrosu var elinde. Çok kreatif oyuncuları var. Ama sezon başından beri hep gündem işte Pereira gidip gelecek mi, sistemdir, oyunculardır çok tartışıldı Fenerbahçe. Mesut çok konuşuldu. Galatasaray'ın bence Fatih Terim benim şahsi fikrimi söylersem ben 100 yıl kalsam Fatih Terim'i Galatasaray'dan göndertmez. Çünkü Fatih Terim Galatasaray'a gerçekten özdeşmiş bir teknik direktör. Çünkü gönderdiğiniz zaman getirdiğiniz hoca şu anda bence Galatasaray'ın ihtiyaçlarını karşılayacak bir teknik direktör değil. Diğer baktığınız zaman Alanya çok iyi gidiyor Salim. Çok iyi kadrosu var, çok kreatif oyuncuları var. Evet. Orada biliyorsunuz Hasan Çavuşoğlu başkan gerçekten çok iyi işler yapıyor. Evet. Ekibi de şöyle, scout ekibi çok iyi, teknik direktör. En son biliyorsunuz Karagümrük teknikte zaten Francesco orada da çalışmıştı. Tam Alanya Spor sistemine uygun bir teknik direktör. Bence çok iyi gidiyorlar. Göztepe bence iyi maçlar çıkartıyor. Ama lige baktığımız zaman bence geçen seneyle bu arası, bu sene, geçen sene biraz daha kaliteli bir lig yaşadık. Bu sene biraz daha bu ligde biraz böyle Süper Lig özellikle beklentisi olan takımların çok beklentinin altında olduğu bir yıl yaşıyoruz. Ama futbolun tabii ki güzelliği burada. Evet. Ama baktığınız zaman bence sezonun en iyi takımı Adana Demirspor. Yani şu anda bence Adana Demirspor ilk yılı olmasına rağmen Murat Sancak başkan inanılmaz işler yapıyor. Çok kaliteli bir takım kurdular. Bu yıl bence Adana Demirspor'un yılı olacağını tahmin ediyorum Salim. Evet hocam, Anadolu takımlarının hemen hemen hepsi yani dediğiniz gibi ciddi bir ivme yakaladı. Evet. Burada da Anadolu takımlarının önemli bir başarısı ön plana çıkıyor. Son toparlarsak hocam, şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmenizi yaptınız. Galatasaray'daki teknik direktör değişimine değindiniz. Son toparlayacak olursak ligin ikinci yarısı nasıl geçer? Ligin seyri nasıl olur? Vallahi ligin ikinci yarısı bence bizi zevkli ve heyecanlı bir lig bekliyor. Öncelikle evet, şunu söyleyeyim. Sürpriz takımlar küme düşebilir bu sene. Ona herkes hazırlıklı olsun. Tamam hocam. İsim vermeyeyim ama sürpriz takımlar bu sene küme düşeceğini tahmin ediyorum. Şimdi Malatya'ya baktığımız zaman Malatya'da mesela yani inanılmaz kötü gidiyor. Mesela teknik direktör Sumudika geldi. Biliyorsun o da ilaç olmadı Malatya'da. Ama konuştuğuyla yaptığı arasında dünya kadar fark var. Yani ondan dolayı bence Malatya bir an önce bir kan değişikliğine gidip belki ikinci yarı daha farklı çıkabilir diye diyorum. Evet. Ama inşallah fair play çerçevesinde güzel mücadele. Hakikaten şampiyon olduğunun bir
yıl yaşıyoruz. Yaşayalım Süper Lig'de diyorum Salih. Çok teşekkür ederim hocam. Selamlar çok, Iğdır'a. Görüşmek çok, üzere. Hoşçakalın. Çok mersi. Çok teşekkürler. İyi yerler diliyorum. Sana ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Oyumu sana verdim. Haberin olsun. Sağ olun hocam. Sağ ya, sen hakikaten evet, çok evet, iyi bir arkadaşımızsın. Evet. Dostumuzsun. Evet. Teşekkür ederim. Çok, ben çok de paylaşım yaptım. Sağ olsun iş yerindeki arkadaşlar da, çevremizdeki evet, arkadaşlar da desteklerini iletti. Çünkü senin gerçekten çok çalışkan, çok sağ böyle hocam, araştırmacı olduğunu, futbolu çok iyi bildiğine inanan insanlardan teknikçilerden yanayım. Ben de dün paylaşımınızı gördüm hocam. Paylaşımınızı gördüm hem Twitter'da hem Instagram'da. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi yayınlar. Her yıl düzenli olarak yapmış olduğu radyonun yıldızları yarışmasında ben de spor dalında adaylar arasındayım. Radyo sporu temsilen oylarınızı kullanabilirsiniz. Hocam değindiği için söyleyeyim. Şimdi bir aramız var. Araya gidelim. Aranın ardından biz buradayız. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda Reşat Yılmaz olacak. Soru cevap şeklinde gideceğiz. Reşat Yılmaz'a sorularınızı iletebilirsiniz. Şu anda hattımızda Reşat Yılmaz var. Reşat Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba sevgili Salim. Herkese hayırlı günler. Çok şükür iyiyim. Sen de iyisindir umarım. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Hemen sorularla başlayalım. Anonsumuzu yaptık. Reşat Hoca ile birlikteyiz. Sorularınızı gönderebilirsiniz. Twitter'da Salim Manav ve Radyo Spor. Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Hemen başlayalım hocam sorularla. Bana en çok gelen soru şu hocam. Gerson Fernandez Galatasaray'a gelir mi? Twitter'ı kontrol ettiğimde en çok önüme düşen sorulardan birisi bu. Sizin genel yorumunuz nedir hocam? Öngörünüz? Ya neden gelmesin yani? Gelir Galatasaray'a. Burada ekonomik şartlar çok önemli. Yani gelir. Gelmemesi için bir sebep yok Gerson Fernandez'in. Evet. Ama Galatasaray'ın yani daha önce de konuştuk. Yani Gerson Fernandez iyi oyuncu falan filan ama yani bir kurtarıcı mı? Kurtarıcı değil yani. Kurtarıcı değil. Ben o gözle bakıyorum. Kurtarıcı değil yani. Evet. Ama Galatasaray'ın ciddi anlamda şimdi orta sahasına bakıyorsunuz. Berkan'dı, Taylan'dı. Aytaş'la herhalde yollar ayrıldı. Çikirdağ'ydı. Yani Galatasaray'ın orta sahası Galatasaray orta sahası gibi değil yani. Daha böyle kaliteli oyuncular olması lazım. Daha lüks oyuncular olması lazım. Çünkü bu Galatasaray yani. Bu oyuncular sıradan oynuyorlar. Onu söyleyeyim yani. Ve Galatasaray'a geliyorlar, milli takıma seçiliyorlar falan ama yani Galatasaray oyuncuları daha dominant oyuncular olması lazım. Hocam soruları kontrol ediyorum. Soruları kontrol ederken önüme devamlı düşen Gerson Fernandez oldu. Birçok soru Gerson Fernandez ile ilgili. Son durumla ilgili dün Ajans Spor'dan arkadaşımız Burhan Can Terzi haberini yapmıştı. Son durum anlatmıştı transferle ilgili. Kontenjanın açılması bekleniyor. Bu noktada gelişmeler yaşanabilir. Muhammed Aslan yazmış. Giresun Spor'da transfer haberi var mı? Demiş. Giresun Spor Galatasaray'dan Oğuzhan Çağlayan ve Alparslan'ı istiyormuş. Fakat bu noktada gelişme yok. Aytaç Karay ile ilgili dediniz. Aytaç Karay evet. Göztepe ile kendisi anlaştı. Kulüp izin verirse Aytaç sezonun ikinci yarısını Göztepe'de tamamlayacak. Giresun Spor için de tehlike çanları çalmaya başladı sevgili Salim. Ciddi bir çıkış. İyi başlamadılar. Sonrasında ciddi bir çıkış. Deplasmanda hakikaten Beşiktaş maçı, Galatasaray maçı yani bunlar Giresun Spor'u belki de ayağını yerden kesti. Ama bakıyorsun puan sıralamasında Giresun Spor için de işler çok iyi gitmiyor son haftalarda. Evet. Giresun Spor ama hocam Jean-Pierre'i transfer etti. Jean-Pierre bence ligi sallayacak kalitede bir oyuncu. 10 numara pozisyonunda oynuyor. 8.5'da diyebiliriz. Önemli bir transfer. İzlemenizi tavsiye ediyorum. İzlerken aynı kanıya vardığımızı fark edeceksiniz. Mesut Işıktürk yazmış. İyi bir Bolu sporludur Mesut abi. Selamlar Salim Bey. Reşat hocama da selamlar. İyi yayınlar diliyorum. Bolu Spor'da Bolu Spor'un yeni forvetleri nasıl fayda sağlar mı?
Kemal Rüzgar'ı tanıyorsunuz hocam zaten. Tabii ki, tabii ki. Ne dersiniz? Şimdi Bolu Spor için de yani... Manayı aldılar bir de. Bolu Spor için de tehlike çanları çalıyor bence. Aşağıyla arasındaki puan farkı sadece 2. Bolu Spor yani benim beklentimin çok altında kaldı. Yani çok daha iyi şeyler bekliyordum. Çünkü teknik direktör sirkülasyonlarının çok yaşandığı bir ülkemizde aynı teknik direktörle devam edebilmek geçen yıldan bu yıla önemli bir istikrardır. Ama gel gör ki Bolu Spor'un ligdeki aldığı sonuçlar çok istikrarlı değil. Yani yeni transferler uyum sağlar, bunu zaman gösterecek. Yani devre arası transferleri her zaman için zordur. Yani hem ekonomik şartlar anlamında zordur, hem adaptasyon anlamında zordur. O yüzden de yeni transferlere ne kadar katkı sağlayacağına, ne kadar isim olursa olsun bunu zaman gösterecek. Devam edelim hocam. Hemen Ahmet Çelik yazmış. Salim Baba demiş. Teşekkür ediyorum. Adana Demirspor'da transfer bitti mi? Hayır, bitmedi. Tarık Çamdal kiralık olarak Tuzla'ya gidiyor. Bugün Tarık anlaşırsa Tuzla Spor'da oynayacak kiralık olarak. Sezonun ikinci yarısını Tuzla'da geçirecek. Bugün sabah saatlerinde yetkililerle görüştüğümde kendileri transferin devam ettiğini söylediler. Hatta en iyi transferleri devre arası transferini Tuzla yaptı gibi gözüküyor. Burada Murat Sancak, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak faktörü çok önemli. Evet. Yani Tarık Çamdal olsun, Eze olsun, bunlar çok iyi transferler Tuzla Spor için. Bu arada sabah saatlerinde Murat Başkan'la konuşmuştum. Bomba var mı dedim. Direkt şey dedi, bomba bekleme, bomba yok. Çok bomba olursa patlar, sıkıntı yaşarız dedi. O zaman dinamit sorsaydı, dinamit var mı? Hemen hocam devam edelim. Güney Gülşen selamlarını yollamış, teşekkür ediyorum. Anıl Aytar selamlarını yollamış, teşekkür ediyorum. Devam edelim hocam. Getson Fernandez transferi olmayacak mı abi diye sormuş Coşkun Bey. Ergün Aytekin selamlarını yollamış Ergün Hoca da. Ergün Hoca'ya da selamlarımızı gönderelim. Ergün Aytekin. Evet, Ergün Aytekin. Ona da başarılar diliyorum. Şanghay'la evet. Anlaştı. Ergün abi hakikaten de çok iyi bir teknik direktördür. İşte Türk futbolundaki en acı noktalardan bir tanesi. Onun da lobisi yok, arkası yok. Evet. Bu kadar iyi bir teknik direktör olmasına rağmen sıkıntılı transferler yapıyor yani. Çok rahat takımlara da gitmiyor. Halil Demir iyi bir Beşiktaşlıdır. Beşiktaş'ı yakından takip ediyor. Radyo Spor'u dinler. Selam abi, Beşiktaş yönetimi nasıl oluyor da Enskala'yla yollarını ayıramıyor? Yüksek bir ücreti de yok bildiğim kadarıyla demiş. Enskala Süper Lig ekipleriyle görüştü. Göztepe ile görüştü, Altay ile görüştü. Fakat Beşiktaş'taki sıkıntı şu oyuncularla ilgili. Oyuncular mesela Adem Laiç, Enskala, Douglas... Başka kontrol ediyorum hocam hafızama, aklıma gelen bunlar. Bu oyuncular yüksek maliyetlerinden dolayı ayrılmak istemiyorlar. Halil'in sorusunu da bu şekilde cevaplamış olalım. Melihcan Akça yazmış. Gaston ne oldu abi? Bitti denmişti diyor. Sana güveniyoruz yazmış. Teşekkür ederim. Gaston Fernandez tabii ki şu orta sahaya göre yani bu orta saha oyuncularının hepsinden de iyi oyuncu. Ama yine söylüyorum, evet. Büyük bir kurtarıcı değil. Yasin Eriş yazmış. Salim Bey, Antalya Spor Diego Costa'yı alacak mı? İyi yayınlar diliyorum. Reşat Hocama selamlar demiş. Aleyküm selam. Antalya Spor'un işi de çok zor. Evet. Hamilton falan da gitti. Yani işi bayağı zor Antalya Spor'un. Hakikaten aşağısı da çok karışık. Galatasaray'ın bile o grubun içinde olması oranın ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Antalya Spor'un işi zor, onu söyleyeyim yani. Hocam Antalya Spor'un önemli bir değeri vardı, Ali Şafak Öztürk. Ali Şafak Öztürk görevden ayrıldı. Sıkıntılı süreç yaşamaya başladılar. Ali Şafak Öztürk döneminde hatırlarsınız, Rıza Hoca dönemi çok çok iyilerdi. Evet, ciddi anlamda katkı sağlıyordu. Genç bir başkandı ve vizyoner bir kişiliğe sahipti. Benim beğendiğim futbol yöneticileri arasında... Çok önemli oyuncuları da getirdi. Çok önemli oyuncuları da getirdi. Mesela ilk göreve başladığında Samir Nasri transferinden dolayı çok eleştirildi. Olabilir bunlar. Bunlar futbolda olabilir, hatalar olabilir ama genel anlamda kulübü düşünen bir yapısı vardı.
ciddi fedakarlık yapmış ailesiyle birlikte. Ben bir gün tekrar döneceğini düşünüyorum. Dönerse de katkı sağlar Antalya Spor'a. Antalya Spor'un tabii ki Antalya şehrinden dolayı çok önemli bir avantajı var. Antalya şehri ülkemizin önemli gözde ve güzide şehirlerinden birisi. Anadolu kulübüyle Anadolu'dan bir kulüp bir futbolcuya talip olduğu zaman Antalya faktörü ve İstanbul faktörü bir adım öndedir. İzmir faktörü bir adım öndedir. Bundan dolayı ben Antalya'nın önemli olduğunu düşünüyorum. Tekin Aykal yazmış. Belki erken olabilir ama hocamın görüşünü merak ediyorum. Süper Lig'de ilk 5'te hangi takımlar olur? Hocam sizin de ciddi fanlarınız var. Ciddi. Yani şu an kontrol ediyorum. Bak soruyu sorarken kontrol ettim. 4 tane tık önüme düştü. Eksik olmasınlar. Allah razı olsun onlardan. Daha 23 hafta oynandı. Daha 15 hafta var. Dolayısıyla yukarıdaki takımların ne yapacaklarını kestirmek çok kolay değil. Beşiktaş, Fenerbahçe ilk dörde yaklaşmaya başladı. Hatayspor o grubun içerisinde. Başakşehir'in maçı eksik, o grubun içinde sayabiliriz. Gaziantep bir maçı eksik, o grubun içinde sayabiliriz. Yani ilk dört Trabzonspor değişmez. Ama ilk dörtte olan takımlar değişebilir. İlk beş belli olmaz yani. Hiç belli olmaz. Şimdiden evet. Kestirmek çok zor. Tabii Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlar avantajlı. Evet. Başakşehir avantajlı. İyi kalır çünkü. Dolayısıyla orada değişebilir. Değişkenlik gösterebilir. Hocam devam edelim hemen. Celalettin Hazım Akın yazmış. İsmail Çokçalış transferinde Adana Demirspor'un Bursa'ya ücret vereceği konuşuluyor. Doğru mu demiş. Cumartesi günüydü. Cumartesi günü gece şu an çok modern bir iletişim yöntemi. Twitter'da ses odaları var. Zaman zaman beni de davet ediyor arkadaşlar. Ben de transfer döneminde katılıyorum. Dün mesela bizim Radyo Spor'dan üçlemeden Nazım ve Volkan abiler açmıştı. Katılmıştım. Genel bir sohbet muhabbet tarzında gündem değerlendirmesi oluyor. Özellikle de gece geç saatlerde mutlaka sizin de önünüze düşüyordur. Evet. Galatasaraylı arkadaşlarımızın, Beşiktaşlı, Fenerbahçeli, Trabzonsporlu arkadaşlarımızın açmış olduğu odalar oluyor. Ben de zaman zaman katılıp dinliyorum. Cumartesi günü Bursa Spor'la ilgili bir oda açılmış ses odası Twitter'da. Ses odasında Bursa Spor'un tribün lideri Selim Kurtalan demiş. Söylemeyecektim, bugün duydum. Ben de o ses kaydını dinledim. Bugün söylediler. İsmail Çokçalış'tan dolayı 5 milyon TL bir ücret gelecek demiş. 5 milyon TL, bunun altını çizelim, euro değil TL. Ben de orada duydum. Bunun dışında bir bilgim yok. Celalettin Bey'in sorusunu bu şekilde cevaplayayım. İbrahim Koç yazmış. Konya'dan selamlar abi. Konya Spor'da Roni Lopez ismi geçiyor. Bir bilgim var mı? Senden duydum İbrahim. Bilgim yok. Bilgim olursa söylerim ama bugün Konya ile ilgili önemli bir haberim var. Konya Spor'dan önemli bir oyuncu, önemli bir takım talip oldu. Durumunu sordu. Bunu da Ajans Spor'da bugün okuyabilirsiniz. Mücahit Ali yazmış. Ümraniye Spor Süper Lig'e çıkar mı diyor hocam? Valla çok iyi gidiyorlar. Ümraniye Spor takımı iyi de kadro. Recep Hoca'yla ciddi bir uyum da yakaladılar. Niye olmasın yani? Ümraniye Spor iyi bir takım. Yıllardır da bu hayali kuruyor. Tabii orada Ankara Gücü, Erzurum Spor, Bandırma iyi transfer yaptı. Biraz geride Bandırma ama Ankara Gücü Ümraniye çok avantajlılar. Evet. Çıkma ihtimali yüksek görüyorum. Hocam Murat Bey yazmış. Salim Bey, size de Reşat hocamız Reşat hocamızın programına bekliyoruz demiş. Sizi de Reşat hocamızın programına bekliyoruz demiş. Adana'da yapmış olduğunuz, Lokum FM'de yapmış olduğunuz programa çıkmam için bana direkt mesaj göndermiş. Teşekkür evet. ediyorum. Seni Adana de Demirspor taraftarı. Seni de bulmak çok zor. Hocam ben size her daim açığım yani direkt. İstediğiniz Allah zaman bağlantı yapabiliriz. Sıkıntı yok. Eksik yani. Olmam. Eksik yani olmam sizin kardeşim. Yerimiz ayrıdır bizde. Yani istediğiniz zaman hocam 7/24. Teşekkür ederim. Kendi yayınımla çakışmadığı müddetçe çıkarım hocam. Hiç sıkıntı yok. Murat Bey'e de selamlarımızı iletelim. Barış Barış kullanıcı isimli arkadaşımız yazmış. Selamlar Sayın Manav. Adana'da artık neden altyapıdan oyuncu yetişmiyor? Eskiden oyuncu yetişirdi demiş. Reşat hocama sorar mısın demiş. Valla
Valla bundan sonrasında özellikle Adana Demirspor'da çok ciddi anlamda öz kaynaklardan oyuncu yetişecek diye düşünüyorum. Çünkü Murat Sancak Başkan geldikten sonra Adana Demirspor altyapısına 9 yaşından tutun da 16 yaşına kadar Adana ilinden, çevre ilden birçok oyuncu transfer edildi. Bunlar büyüyorlar, iyi eğitim alıyorlar. Zaman içerisinde altyapıdan çok ciddi oyuncular kadroya katılacaktır. Evet. Hocam Derfin Yunus Nane yazmış. Reşat hocam Anadolu Ateşi'nin gülü, rüzgar gülü. Gerçekten yorumları süper. Erzurum Spor'un düşüşünü neye bağlıyor? Rica etsem Salim'im diyor. Cevap verebilir mi? Dünkü diyor ses odasını dinledim. Gayet iyiydi. Başarılar demiş. Teşekkür ediyorum. Vay be hocam, rüzgar gülü. Güzel. Teşekkür ederim. Vallahi eksik olmasınlar. Ya Erzurum Spor kadrosu hakikaten çok iyi bir kadro ama yani ne oldu, ne bitti orada, Erkan Hoca ile ne yaşandı, oralarını bilmiyoruz. Dolayısıyla şimdi teknik direktör değişimine gittiler. Yücel Hoca geldi. Evet. Deneyimli, tecrübeli bir teknik adam geldi. Erzurum Spor takımı ben bundan sonrasında bir ağırlığını koyacağını düşünüyorum. Özellikle teknik direktör değişimlerinden sonra oyuncular beyinleri bir resetlerler. Yeniden başlar her şey. Evet. Ve kadro çok iyi bir kadro. Dolayısıyla Erzurum Spor bir istikrar yakalaması lazım. Erkan Hoca döneminde çok istikrarlı değildi. Dolayısıyla kötü sonuçları da aldılar. Ama Yücel Hoca ile birlikte tekrar o çıkışı yaşayacağını düşünüyorum. Hocam hemen devam edelim. Mahsun Başlığı yazmış. İyi yayınlar, selamlar herkese. Oyumuzu kullandık. Desteklemeye devam demiş. Teşekkür ediyorum. Dün paylaşımlarım olmuştu. Hüseyin Altundal yazmış. Hocam merhaba, iyi yayınlar. Yüreği güzel insanlar. Sorum yok. Keyfiniz yerindedir. Çok şükür. Reşat Hocama da selamlar olsun. Aleyküm teşekkür ederim. Selam. Tam işte istediğimiz radyo dinleyicisi profili. Sorum yok. Keyfiniz iyiymiş. Teşekkür ediyorum. Coşkun Ünver yazmış. Bir sürü bilgi kirliliği var, haberlerin için teşekkürler demiş. Rica ederim. Transfer dönemi biliyorsunuz hocam, bizim dönem. Hasan Bey yazmış. Hasan Günlüoğlu. Abi selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Seni seviyorum abi. Bu Anadolu takımları için uğraşıyorsun. Kralsın. Trabzonspor'dan da bahsetmeden geçmiyorsun. Çok seviyorum sizi demiş. Trabzonspor'dan bahsederim. Yani devamlı. Bugün olsun, yarın olsun. Trabzonspor Türk futbolunun önemli camialarından. Ve bu sezonda ben şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görüyorum. Şampiyonluk pini de göğüsleyecektir diye düşünüyorum. Halil Demir yazmış. Selamlar. Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon Kartal Kayra'yı izleyebileceğiz mi? Seviyesi nedir demiş. Ben Kartal'ı Ümraniye Spor'da izliyorum hocam. Hatta sizinle de bunu konuşmuştuk hatırlarsanız. Evet. Biraz daha üzerine koyması lazım. Ben şunu söyleyeyim, hakikaten çok iyi bir oyuncu. Oyun evet. Zekası, top tekniği, özellikle pozisyon bilgisi çok gelişmiş bir oyuncu. Ümraniyespor'da ciddi anlamda deneyim kazandı. Evet. Yani Beşiktaş takımına döndüğünde hiç sırıtmaz. Ya bugün mesela Rıdvan Yılmaz'ı koyuyorsun, sırıtıyor mu? Hiçbir sıkıntı yaşıyor. Emirhan mesela, şans veriyorsun, daha yeni şans verdin. Ki Emirhan kiralık gidip bir yerlerde pişmedi de. Ama hiç sırıtmıyor değil mi? Doğru. Bence Kartal da hiç sırıtmaz. Çünkü pozisyon bilgisi çok gelişmiş bir oyuncu. Top tekniği, oyun zekası çok gelişmiş bir oyuncu. Benim çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Ben de aynı fikirdeyim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Dolu dolu bir yayındı. Reklam arasına gireceğiz. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz hocam. Yine bir bağlantı yapalım. Bugünkü sorular iyiydi. Perşembe günü uygun olursanız, radyoda tabii programımız 2 saat. Perşembe tabii günü yapmış oluruz hocam. Tabii ki. Ben de herkese hayırlı günler diliyorum. Hocam bir son dakika diliyorum. Var. Hemen o son dakikayı paylaşalım. Eyüp Spor Galatasaray'dan Jesse'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Son dakika gelişmesi olarak önüme düştü. Biz de paylaşalım. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen sorular var. Özellikle de Twitter'dan gelen sorular vardı. Kaçırdım. Hemen onları da okumak istiyorum. İyi günler. Muhabbet güzel gidiyor. Konya Spor'u nasıl buluyorsunuz? İkinci olarak bitirebilir mi ligi demiş.
bu yarışın içerisinde ilk 5'te olur. İlk 2 için bir şey diyemiyorum. Mustafa Bey sormuş. Ama ben bu yarışın içinde olacağını düşünüyorum. Şu anda hattımızda Murat Demiryaz var. Olay.com editörü. Günün maçlarını konuşacağız. Bağlantı sonundaysa kuponunu paylaşacak Murat abi. Olay.com'dan Murat Demiryaz şu anda hattımızda. Hoş geldin Murat abi, nasılsın? Hoş bulduk sevgili Salim Anav. İyiyim, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Özellikle Afrika Kupası'nda heyecan devam ediyor. Elemede maçlar var. Dünya Kupası elemelerinde maçlar var. Asya, Kuzey ve Güney Orta Amerika'da. Ligdeki heyecan da hafta sonunda başlayacak. Bir ara vardı, bunu dinleyenlerimizle paylaşalım. Öne çıkan maçlar var mı abi, nasıl? Sevgili Salim Anav, tabii ki bugünün programında ağırlık biraz özellikle de gündüz bölümünde Dünya Kupası Asya elemelerinde var. Gece Dünya Kupası Güney Amerika elemeleri maçları oynanacak. Bunun dışında da tabii ki çeşitli lig veya kupalarda maçlar var. Ben ağırlıklı bir Dünya Kupası elemelerinden kupon yaptım. Onu da şimdi paylaşacağım. Maç anlatacağız. Şimdi şöyle söyleyelim. Önce Dünya Kupası Asya elemelerinden başlayalım. Gündüz bölümü de hatta birazdan saat 1.10 geçe bir karşılaşmada başlayacak. Japonya-Suudi Arabistan karşılaşması. Dünya Kupası Asya elemelerinde artık final grupları ve toplam 12 takım var. 6'şarlı 2 grup halinde karşılaşıyorlar. Eleme usulü, daha doğrusu lig usulü pardon. Karşılaşılan gruplarda gruplarında ilk 2 sırada yer alacak takımlar Dünya Kupası'na doğrudan gitme bileti alacaklar. Grubunu 3. sırada bitiren 2 takım da playoff oynayacak. Evet. Şimdi A grubunda Suriye-Güney Kore mücadelesi var. Benim ilk aldığım karşılaşma. Bu grupta İran 19 puanlı Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi. Asya'dan ev sahibi Katar dışında garantilenen ilk takım oldu. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri ile karşılaşacaklar ilk iç sahada. Ben bu maçı niye seçtim? Çünkü Güney Kore 2. sırada 17 puanla, Suriye 2 puanla 6. sıradalar. Herhangi bir şansları yok ilk 3 için. Güney Kore ise başarılı bir eleme grubu geçiriyor. 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlikle grupta 17 puan topladı 2. sırada. Ve artık Dünya Kupası'na gitmek için, garantilemek için gün sayıyor, saat sayıyor artık. Hatta dakika sayıyor diyebiliriz. Çünkü Suriye karşısında alacağı galibi Güney Kore'yi finallere taşıyacak. Belki beraberlik bile yetebilir diğer maçların sonucuna göre. Bugün ya garantilemesi için ben bugün kazanacağını düşünüyorum Güney Kore'nin. Suriye deplasmanında Güney Kore'nin kazanıp bugün Dünya Kupası'na Asya'dan ev sahibi Katar dışında ve İran dışında gitmeyi garantileyen bir başka takım olacağı kanaatindeyim. Tabii oran düşük. Hatta dün akşam ben baktığımda galibiyeti 1.42'lik bir oran veriyordu Güney Kore galibiyetine. Bugün iddiada 1.35'e kadar düşmüş durumda. Olay.com'da 1.37 oran. Belki maç saatine kadar düşebilir ama artık maçın oynanması da fazla bir şey kalmadı. Saat 17'de başlayacak mücadele. Bunu belirtelim. Hatta şu anda görüyorum olay.com açık, önümde 1.34'e kadar düşmüş durumda. Yani oynamak için eğer benimle aynı fikirde olan dinleyicilerimiz varsa biraz acele edebilir. B grubunda 3 takım artık ilk 3 içerisinde yer alacak ama ilk 3'teki sıralama nasıl olacak o belli değil. Japonya, birazdan Japonya Suudi Arabistan karşılaşması var. Olay.com'da en çok oynanan maçlar sıralamasında ilk sırada Japonya galibiyeti. Burada Suudi Arabistan 19 puanla lider. Puanla ikinci sırada grubun kritik mücadelesi. Ben bu mücadeleyi almadım. Bunun yerine Umman Avustralya mücadelesini aldım. Akşam oynanacak. Umman Avustralya mücadelesini almamın sebebi Avustralya 3. sırada 14 puanla Japonya ve Suudi Arabistan'ı takip ediyor. Burada ilk 2'ye girmek önemli. Avustralya'da ilk 2'ye girmek için Umman deplasmanında galip gelmek isteyecektir. Umman 7 puanla 4. sırada matematik olarak belki
şansı devam ediyor olsa da artık çok fazla şansı kalmadı. Kağıt üstünde var belki ama pratikte ilk 3 şansı yok diyebiliriz. Ben Avustralya'nın bu deplasmanda kazanıp diğer maçın sonucuna göre belki de ikinci sıraya yükselebileceği düşüncesindeyim. Çünkü diğer karşılaşmada eğer Suudi Arabistan Japonya karşısından puan alırsa, Avustralya'da kazanırsa Avustralya ikinci sıraya yükseliyor. Bu yüzden de ben Avustralya'nın Umman karşısında galip geleceğini düşünüyorum. Yine dün akşam 43'lük bir oranı vardı. O da düşüyor. Her favori takımda olduğu gibi. Ve 1.32'ye kadar düşmüş durumda. Olay.com'da 1.34'lük bir oranı var. Diyelim. Evet, düşük oranlar ama biraz garantiye gitmek lazım. Garanti gördüğümüz maçlara gitmek lazım bugün. Çünkü çok bildiğimiz, çok yakından tanıdığımız takımlar olmuyor genelde. Bu tip milli maç aralarında maçlarda, seçtiğimiz maçlarda takımlar. Dolayısıyla biraz daha garanti gördüğümüz maçlara gitmek lazım. Peki bu iki maçın yanına ne ekleyebiliriz? Bu iki maç minimum bahis sayısı 3 olan karşılaşmalar. İddia bu şekilde açmış. Ben bunlara gece Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde oynanacak Bolivya-Şili maçını almayı düşündüm. Biraz da oran yükseltmek için. Bolivya ve Şili ilk 5 için mücadele ediyorlar. Güney Amerika elemelerinde 10 takım bir grup mücadelesi yapıyorlar. Toplam 18 maç olan iç saha ve dış saha olmak üzere. Ve ilk 4 sırada yer alan takımlar Dünya Kupası'na gidiyorlar. Şu ana kadar Brezilya ve Arjantin, ilk 2 sırada bulunan Brezilya ve Arjantin Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi. 3. sırada Ekvador var, 24 puanlı. O da az kaldı gitmesine diyebiliriz. Bu gece de çok önemli bir Peru-Ekvador maçı var bu arada. Bolivya-Şili alt sıralarda çıkma mücadelesini sürdürüyor. Bolivya, futbol severler bilirler, maçlarını La Paz'daki Hernando Siles stadında oynuyor. Başkent La Paz deniz seviyesinden yaklaşık 3600 metre yüksekte. Bu da deplasman ekiplerini oldukça zorluyor. Bolivya evindeki son 5 maçta 4 galibiyet bir beraberlik elde etti. Evet. Evinde çok iyi durumda şu sıralar. Şili bu elemelerde deplasmanda çok iyi bir performans gösteremiyor. Grupta da son 2 maçında yenildi. İki sahada oynamıştı bunda. Ben Bolivya'nın kazanacağı düşüncesindeyim. Tabii oran çok yüksek. Aslında çok dengeli bir karşılaşma gibi. Belki çifte şans Bolivya yenilmez çok daha doğru bir seçenek olur. Bunun oranı şu anda 1.25, Olay.com'da 1.27. Bolivya kazanırın oranı 1.18, Olay.com'da 2.18, Olay.com'da 2.20. Ben biraz riske girip Bolivya kazanırı tercih edeceğim ki gece burada Uruguay, Venezuela, Arjantin, Kolombiya, Brezilya, Paraguay ve Peru, Ekvador maçları oynanacak, onu da belirtelim. Dolayısıyla bugüne dair bir kupon yaptığımızda, 3 maçlık bir kupon yaptığımızda Suriye, Güney Kore 2, Umman, Avustralya 2 ve Bolivya, Şili 1 şeklinde bir kupon yapabiliriz. Bu 3 maça belki Lyon, Marsilya eklenebilir. Lyon, Marsilya maçı bir devam maçı aslında. 5. dakikada yarıda kalmıştı daha önce. O maç devam edecek 5. dakikadan. Tabii o döneme göre iki takım da çok farklı bir performans gösteriyor. Marsilya çok formda, özellikle deplasmanda çok formda. Deplasmanda son 5 maçını kazanan bir Marsilya'dan söz ediyoruz. Lyon yine son 2 maçını kazandı. Troy deplasmanı ve Saint-Étienne karşısında. Ama Marsilya 3. sırada 40 puanla, Lyon 11. sırada 31 puanla. Marsilya biraz daha formda. İki takımın son dönemki maçları hep 2.5-6 bitiyor. Ben burada biraz daha karşılıklı gol olur, karşılıklı gol var seçeneğine yöneliyorum. Eğer bu 3 maça, bu maçı da eklemek isteyen olursa karşılıklı gol var seçeneğini değerlendirebilirler. Dolayısıyla şöyle bir kupon yapabiliriz. Tekrar verelim kuponu. Suriye, Güney Kore 2, Umman, Avustralya 2, Bolivya, Şili 1 ve buna bir de Lyon, Marsilya karşılıklı gol var seçeneğini ekleyebiliriz. Sevgili Salim Manav, bu şekilde bir kupon oluşturabiliriz bugün. Çok teşekkür ederim değerli yorumların için Murat abi.
Önemli ben, maçlar var. Bunu söyleyelim. Takip edebilir evet, dinleyenlerimiz. Özellikle olay.com üzerinde canlı bahis seçeneği de mevcut. Maçları izlerken canlı bahis seçeneğinden faydalanabilirler. Hem maçı izleyip hem de olay.com üzerinde bahis yapabilirler. Böyle bir alternatif de sunuyor olay.com dinleyenlerimize. Buradan da paylaşalım. Evet. Olay.com üzerinden dilekleri şekilde hem canlı bahis yapabilirler hem de istatistiklere ve bilgilere ulaşabilir dinleyicilerimiz. Herkese bol şans dileyelim o zaman bugüne dair. Cuma günü artık yeniden Süper Lig heyecanına dönüyoruz sevgili Salim Mana. O gün geldiğinde yine seninle Süper Lig ve TFF birincilikle ilgili konuşacağız elbette. Çok teşekkür ederim Murat abi. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Murat Demir yazdı, olay.com editörü. Yakup Bal yazmış. Selam Salim, Adana Spor'da transfer var mı? Şu an için Adana Spor'da bir transfer yok. Efe Tatlı Karagümrük'ten kadroya dahil edildi. Bir gelişme olursa paylaşırım. Hemen kontrol ediyorum sizlerden gelen soruları. Derfin Yunusnane teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ediyorum. Sorusunu cevapladığım için yazmış. Hemen gelen soruları kontrol edeyim. Gözümden kaçırdığım sorular varsa kusura bakmayın. Birçok mesaj var. Hemen kontrol ediyorum sevgili dinleyenler. Bolu Spor'la ilgili transfer gelişmesi var mı diye sormuştu Mesut abi ikinci mesajında. Bolu Spor kaleci takviyesi yapabilir. Bunu da buradan paylaşayım. Bolu Spor kaleci ve orta saha takviyesi yapabilir. Pozisyonlarına takviye yapabilir. Gaston'la ilgili bir çok soru var. Bir gelişme olduğu zaman paylaşacağım. Gaston Fernandez ile ilgili. Ahmet Sarıkaya yine Gaston'u sormuş. Gürkan Bozdağ Gaston'u sormuş. Birçok soru var. Gaston'la ilgili bir gelişme olduğu zaman paylaşacağım. Ömer Tutan da Gaston Fernandez'i sormuş. Soruları son kez kontrol ediyorum. Sonrasında yayını bitireceğim. Gözümden kaçan sorular varsa kusura bakmayın lütfen. Yasin Eriş teşekkür etmiş, sorusunu cevaplamıştık. Hemen kontrol ediyorum. Kaleci Fatih Öztürk Galatasaray'da forma şansı buluyor. Fatih Öztürk vertigo hastalığına yakalandı. Tedavisi önceki gün başladı. Pazartesi günü takımla birlikte çalışmalara başlayacak Fatih Öztürk. Galatasaray'da oynuyor. Geçmiş olsun diyelim Fatih Öztürk'e. Bu soruyu da bu bilgiyi de bu şekilde verelim. Fenerbahçe'de var mı bir transfer gelişmesi diye sormuş. Adil Danışmaz. Şu an için yok. Max Meyer dün takımdan ayrıldı. Bunu belirtelim. Bir transfer olabilir. Sol bek arayışları devam ediyor. Bunun dışında kaleci pozisyonu için belki bir transfer olabilir. Golcü transferi olabilir. Fenerbahçe'de UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Sevgili dinleyenler, bugün 1 Şubat önemli bir sanatçımızın ölüm yıl dönümü. Ülkemiz için çok önemli bir değerdi. Çok önemli bir sanatçıydı. Hala eserlerini dinliyoruz. Bugün Barış Manço'nun ölüm yıl dönümü. Rahmetle anıyorum kendisini. Ülkemiz için çok önemli bir değerdi. Yayınımızı bitiriyoruz. Yayınımızı bitirirken de Barış Manço'dan önemli bir eserle kapatıyoruz. Ali Yazar, Veli Bozar. Arkadaşım Hakan Seçmiş, teşekkür ediyorum. Bu şekilde de Barış Manço'yu anmış olalım. Nurlar içinde uyusun. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Olay.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.